Dün akşam saatlerinde Halk TV'de program yapan, yorumcu olan Levent Gültekin televizyon önünde 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun vahşi saldırısına uğradı. Levent Gültekin'in parmaklarında kırık tespit edilmiş. Yakın geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderine yönelik en ufak eleştiride bulunan gazetecilerin, siyasilerin mafyavari yöntemlerle sokak ortasına dönüldüğü, dövüldüğü bu kaçıncı olay? Bu konuda Sabahattin Önkibar, Ahmet Takan, Orhan Uğurlu, Yavuz Selim Demirağ, Levent Gültekin, Selçuk Özdağ isimlerini sayabildiğim birkaçı. Burada birlikte siyaset yaptığımız, aynı çatı altında olduğumuz, mecliste temsil edilen önemli bir siyasi geleneğin bu konuda bir tutum almasını bekliyoruz. Bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu tip yaşanan olaylarla ilgili ciddi bir kınama ve men edici söylemleri bekliyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk genel başkan olduğu dönemlerde partisine gönül veren gençlere yönelik çok olumlu telkinleri vardı. Bunlar kamuoyunda çok takdir toplamıştı. Bence şimdi böyle bir zamana ihtiyaç var. Siyasi polemik için birilerini hedef göstermek, siz yapıyorsunuz, siz yaptırıyorsunuz demek için demiyorum. Böyle düşünen olursa bunu şimdiden söylüyorum. Açıkça bunu kastetmiyorum. Ama bugün kendisi Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştiren bir köşe yazarı birkaç gün sonra patır kütür dayak yiyor. Ve bununla ilgili kamuoyunda çok ciddi bir rahatsızlık var. Ve sürekli bu konuda birilerinin inisiyatif alması gerektiğini ifade ediyoruz. Buradan açık çağrımızdır. Sayın Devlet Bahçeli genel başkan olduğunda takdir toplayan gençlere yönelik, kendi partisinin de siyaset yapanlara yönelik pek çok açıklaması çok olumlu karşılık bulmuştu. Bu tip olayların yaşanmaması için Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli bir görev düştüğünü, bu konuda inisiyatif almaları gerektiğini açıklıkla ifade etmek istiyoruz buradan. Oda TV bir haber gerekçe gösterilerek 5 Mart günü BTK kararıyla kapatıldı. Bir senedir kapalı Oda TV. İnternet sitelerinin kapalı olması ülke için bir ayıp, hepimiz için ayıp. Ama 23 Temmuz günü burada sosyal medya ile ilgili düzenlemelerin olduğu kanun görüşülürken Adalet ve Kalkınma Partisi adına Ankara Milletvekili Sayın Zeynep Yıldız şunları kayda geçirmişti. Problematik bir içerik var. O içerik dolayısıyla mahkemeye başvuruluyor ve sonrasında bütün site külliyen kapanıyor. Böyle bir problemli içerikten dolayı bütün site kapanmamalı. Dolayısıyla biz oradaki içeriğin çıkarılmasını sağlamak suretiyle oradaki siteye ilişkin vatandaşların girişini aslında güvence altına almış oluyoruz. Bu sözler komisyonda var. Genel kurul tutanaklarında var. Bir yılı aşkın süredir Oda TV kapalı. Kanun koyucu biz artık siteler kapanmasın diye içerik engelleme maddesi getiriyoruz diyorsa, bu madde kabul oluyorsa, bu kanun onaylanıp resmi gazetede yürürlüğe giriyorsa, burası hukuk devleti ise, kanun devleti ise Oda TV niye kapalı? Bu keyfiyet nedir? Bu konuda bu parlamento kendi kararının, kendi kanununun bu konudaki son sözümde son ifade etmem gereken konu da Hakan Atilla meselesiyle ilgili. Bir süredir Hakan Atilla'nın Biden yönetimi tarafından istenmediğini ve istifasının da Amerikan basını tarafından Biden'a Türkiye'nin yaptığı bir jest olduğu söyleniyor. Berat Albayrak istifa etti. 22 saat istifası duyurulamadı. Ancak kabul edilene kadar. O günden sonra ortada yoktu. Bütün Türkiye merak etti. Damat nerede dedi. Kendisinden yine bir açıklama olmadı. Sonra 128 milyar doların hesabı soruldu. AK Parti'den yine bir açıklama olmadı. Sayın Albayrak'ın avukatı açıklama yaptı. Avukatlık kanununu dikkatli okursanız avukatlar müvekkillerinin sözcüsü değildir. Çok özel şartlarda müvekkilleri adına bazı açıklamaları yapabilirler. Onlar müvekkillerinin savunucularıdır ama sözcü değildir. Müvekkili söz söyleyemeyecek durumdaysa çok özel şartlarda bu görevi üstlenebilirler. Bu ifade Berat Albayrak'ın hepimize hangi özel şartlarda olduğunu düşündürüyor. Kendisiyle yok ve şimdi ortada olmayan bir başkası Hakan Atilla kendisi isteğiyle, kendi takdiriyle istifa etmiş. Memleket ne hale geldi? Görebiliyor musunuz? Memleket ne hale geldi? Ülkenin en etkili bakanlarından birisi aylardır yok, hala yok. Açıklamayı avukatı yapıyor. İMKB Başkanı Biden istedi diye kendi ortada olmadan istifa ediyor. Merak etmeyin kendi istedi deniyor. Ve gazeteciler, televizyoncular sokak önünde linç ediliyorlar dayak yerek. Bu mu 19 yıl sonra Türkiye'yi getirmekten gurur duyduğunuz manzara, bu mudur? Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? 2021 yılında olduğumuzu hatırlatırım. Buranın bir hukuk devleti olduğu, herkesin canının, malının,
yürütmedekilere, bakanlara, emirlerindeki kamu bürokrasisine emanet olduğunu hatırlatırız. Ve burada artık ülkeyi bir hukuk devleti gibi yönetme sorumluluğunu taşımayanların eğer bu sorumluluğunu hatırlamayacaklarsa bu devlet yönetiminden artık aflarını istemeleri, aksi takdirde önlerine gelecek ilk sandıkta milletin onlara gerekli cevabı nasıl vereceğini hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii hep rejime kasteden anayasa değişikliği falan diyor Sayın CHP Grup Başkan Vekili. Bir kere bakın, millet iradesini benimsememe, içselleştirememe bu tanımlamadan itibaren devam ediyor. Millet referandumla bir sistem değişikliği yapmış. Hükümet sistemi değişikliği. Parlamenter hükümet sistemi de milletin, cumhurbaşkanlığı, başkanlık hükümet sistemi de milletin verdiği. Evet, sonuçta orada görevlerini yaparken zaten herkese hizmet getiriyor. Batıya da doğuya da elhamdülillah. Edirne'ye de, Kars'a da, Antalya'ya da, Trabzon'a da, her tarafa hizmet götürüyor. Tarafsız bir şekilde hizmetlerini yerine getiriyor. Atatürk, İnönü ve Bayar da partili cumhurbaşkanıydılar. Sonuç itibariyle başbakanlar da bir partinin genel başkanıydılar. Kendi ileri sürdükleri tezlerin ne kadar geçersiz ve yanlış olduğu, çelişik bir durum arz ettiği ortada. Bu konuda kesinlikle bu ithamların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Hala demokrasiyi içselleştiremediklerinin itirafıdır sözde cumhurbaşkanı yaklaşımı. Onu ikrar ettiler, bizi doğruladılar. Sonuçta tabloyu millet görüyor. Hala sözde demeye, devletimizin başında milletimizi temsil eden, devletimizi temsil eden millet iradesiyle açık oy, gizli sayım değil, gizli oy, açık sayımla millet iradesiyle 30 milyona yakın insanımızın iradesiyle %53 oy oranıyla devletimizi temsil eden bir kimseye sözde demek artık kendi meşruiyetini aslında sorgular hale getirmektir. Bunun farkında olmaları düşüncesiyle her birerlerinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Çok kısa şunu söyleyeyim. Mevkidaşlarınız sizinle ilgili böyle bir tutumda bulunmuyorlar Sayın Erkan Akçay. Sayın Başkan, çok kısa tutarak şunu söyleyeceğim. Evet, sözde Cumhurbaşkanı dedik diyoruz. Mesela sözde genel başkanınız demiyoruz. Ama sözde Cumhurbaşkanı neden diyoruz? Onun bir anayasal dayanağı var. Bakın, nasıl Cumhurbaşkanı oluyorsunuz? Seçiliyorsunuz, gelip ant içince Cumhurbaşkanlığı görevine başlıyorsunuz. Ant şöyle bitiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Tarafsızlıkla diyor. Bir siyasi parti, parti, geldiği kelimenin kökü bile part, taraf, kısım. Bir kısmın genel başkanı ve tüm siyasi rakiplerine günde 3 kez, 5 kez, 10 kez ama eleştiri, ama hakaret, ama iftira, en sert söylemler. Sonra cevabı gelince de TCK 299. Çünkü o tarafsız cumhurbaşkanı için yazılmış bir madde. Neden sözde diyoruz? Çünkü tarafsızlığı sözde kalmış. Yeminde var, fiiliyatta yok. Ondan sözde diyoruz. Yoksa sözde genel başkanınız demiyoruz. Size sözde grup başkan vekili demiyoruz. Ama anayasaya göre tarafsızlığın sözünü verip dışarı çıkıp yerine getirmeyince sözde cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan.